Bize bunun y eşittir 3 bölü 2 üzeri x'in grafiği olduğunu söyleyip, evet bahsi geçen grafik bu, grafiği kullanarak 3 bölü 2 üzeri x eşittir 5 denklemini yaklaşık olarak çözmemizi istiyorlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi biraz düşünelim. Aslına bakarsanız bize çözümü nasıl bulacağımızı söylüyorlar. 3 bölü 2 üzeri x'in grafiği burada. Soruda yaklaşık çözüm dedikleri için de çözümü grafik üzerinden yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapmak için bu denklemin iki tarafının da birer fonksiyon olduğunu düşünmemiz lazım. Demek istediğim örneğin sol taraf y'ye eşitse ki yazayım hemen y eşittir 3 bölü 2 üzeri x. evet, bize verdikleri fonksiyonda zaten bu. Bunu y eşittir 5 fonksiyonuna eşitlersek, evet, y eşittir 5 isterseniz bunu da şöyle çizeyim. Evet işte bu. Bize bu iki fonksiyonda da aynı y değerini elde etmemizi sağlayan x değeri lazım. Anlaştık mı? Ve bu x değeri de bu iki fonksiyonun kesişim noktasıdır. Bu x değeri için bu iki fonksiyondan elde edeceğimiz y değeri eğer aynıysa 3 bölü 2 üzeri x'in 5'e eşit olması gerekir. Kesişimlerine bakıp aradığımız x değerinin yaklaşık olarak neye eşit olduğunu bulabiliriz. Bir bakalım. Kesişim noktasındaki x koordinatı evet, 4 gibi duruyor değil mi? Öyleyse x yaklaşık olarak 4'e eşittir diyebiliriz. Bu sorunun cevabıdır ama emin olmak için sağlamada yapabiliriz. 3 bölü 2 üzeri 4. Acaba 5'e eşit midir? 3 üzeri 4, 81'e, 2 üzeri 4 de 16'ya eşit ve evet bu bu 5'e çok yakın bir oran öyle değil mi? 16 kere 5 80 eder. Güzel. Bu işlemin sonucunda tam olarak değil ama yaklaşık olarak 5 elde ederiz. Grafik çizen bir hesap makinemiz olsaydı grafiğe iyice yaklaşıp bu noktanın tam değerini de bulabilirdik ama bunu yapınca bile bu x değerinin 4'ten çok ama çok az farklı bir sayı olduğunu görürdük her neyse. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu örneklerle grafikleri kullanarak denklemlerin yaklaşık çözümlerini bulabileceğimizi görüyoruz. Şimdi burada da bize bunun y eşittir x küp eksi 2 x kare eksi x artı 1'in grafiği olduğunu söylemişler. Ve bu grafiği kullanarak bazı soruları yanıtlamamız gerekiyor. x küp eksi 2 x kare eksi x artı 1 eşittir eksi 1'in kaç tane çözümü vardır diye sormuşlar ve her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize yanıtlamaya çalışın. Bunun çözümlerini düşündüğümüzde elimizde iki tane fonksiyon olduğunu düşünmemiz lazım. Fonksiyonlardan biri y eşittir x küp eksi 2 x kare eksi x artı 1 ve diğeri de y eşittir eksi 1. Bu iki fonksiyonun kaç tane kesişim noktası vardır? Bunun cevabını bulabilirsek bu denklemin kaç tane çözümü olduğunu da bulmuş oluruz. Her bir kesişim noktası bir çözüm demek olduğuna göre bir bak kalalım. Toplam 1 2 3. Evet, 3 defa kesişiyorlar o halde bu denklemin 3 çözümü vardır diyebiliriz. Diğer soruya da bakalım. x küp eksi 2 x kare eksi x artı 1 eşittir. 2'nin kaç tane çözümü vardır? Aynı soru öyle değil mi? Bu defa da fonksiyonlardan biri yine y eşittir x küp eksi 2 x kare eksi x artı 1. Diğeri de y eşittir 2 olacak. y eşittir 2'yi de bu şekilde çizebiliriz ve gördüğünüz gibi bu ikisinin sadece bir tane kesişim noktası noktası var. O halde bu denkleminde sadece bir adet çözümü vardır. Deriz. Bu arada ben cevapları bu şekilde yazıyorum ama eğer kan akademinin alıştırma ekranında olsaydık burada kutucuklar olacaktı ve biz de cevapları bu kutucukların içine yazacaktık. Her neyse bu örneklerde de gördüğümüz üzere elimizde tek değişkenli denklemler olduğunda kaç tane çözüm olduğunu bulmak için eşitliğin iki tarafının da bir fonksiyon olduğunu düşünüp grafiklerini çizip kaç tane kesişim noktaları olduğuna bakabiliriz. Çünkü fonksiyonların kesiştikleri x değeri orijinal denklemin çözümleridir. Elimizde desmos.com gibi grafik çizen bir hesap makinesi olduğunda çözümlerin ne olduklarını da yaklaşık hatta tam olarak bulabiliriz.